Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Dostlarım merhabalar. 35. üniteye geçiyoruz arkadaşlarım. Parabol konusunu halledeceğiz. Bir numaralı köşe taşını alayım bakalım şöyle önümüze ve 6 tane soru varmış dostlarım burada. Çözmeye çalışalım hemen bu soruları. Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım bakalım ne diyor sorular. Evet, birinci sorumuz. Yukarıda fx parabolünün denklemi verilmiştir. Grafiği verilmiştir demek istemiş. ABC eşkenar üçgeninin yüksekliği 4√3'müş dostlarım. Eşkenar üçgenin yüksekliği dediğimiz yer şurasıdır dostlar. Şu kısım. Diklik 4√3'müş. Eşkenar üçgense burası 60 derecedir. Şurası 30 derecedir. Yani 60'ın karşısı 4√3. O halde 30'un karşısı 4 olmak zorunda. 90'ın karşısı da 8 olacak. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 4. O halde burası da 4 olacak. Şurada zaten bir 2 birimi kendisi vermiş. 2 de burada olacak arkadaşlar. Neyi soruyor? B noktası aşağıdakilerden hangisidir? Bakın B noktasının Y ekseninde olan uzaklığı 2'dir. X ekseninde olan uzaklığı zaten yükseklik. 4√3'tür dostlarım. Şimdi B noktasının koordinatları bunlar olacak. Y'ye olan uzaklık ve X'e olan uzaklık diyeceğiz. Ama bir de işaretlere dikkat edelim arkadaşlarım. Dördüncü bölgede verilmiş bakın. Dördüncü bölgede Y'leri görüyorsunuz. Şuradaki eksende oluşuyor Y'ler ve eksi olmak zorundadır Y'ler. X'ler de artı olacak. X artı Y eksi olacakmış. Yani 2'ye eksi 4√3 olacak diyeceğiz dostlar. Birinci sorumuzun cevabı Denizli çıktı goberler. Hemen 2 numarayı bir ayarlamaya çalışayım. Evet, bunu okuyalım şimdi. Diyor ki f'te 0 eksi 12 f'te 10 nedir diye soruyor bize. Bakın 3 ile 7 aynı noktaya karşılık gelmiş gördüğünüz üzere. Şimdi 10 da şuralarda bir yerdedir dostlarım. Bak pratik olarak çözelim. 3'ten kaç aşağı düştüm 0'a ulaşmak için? 3 birim. 7'den kaç birim yukarıya çıktım 10'a ulaşmak için? Yine 3 birim. Simetri eksenine göre işte simetri ekseni dediğim tam bu parabolün tam şu tepesinden aşağı inen dik doğru simetri eksenidir. Simetri ekseni parabolü 2'ye böler. 0'ın karşılığı 12 ise 10'un karşılığı da kesinlikle eksi 12'ye denk düşmek zorundadır. Simetri ekseni olmasından sebep. Yani cevap 10'un da değeri eksi 12 olacakmış arkadaşlar. 3 numaraya geldim goberler. Bakın yine burada kendisi çizmiş simetri eksenini. X eşittir 3 doğrusu demiş. O halde şurası 3 birim, şurası 4 birim. Bak simetri ekseninden buraya 4 birim geldiysen geriye de 4 birim gittiğimde şu noktaya ulaşacakmışım. Yani 4 birim olacak burası. 3 buradaysa şuraya 1 kaldı. A'nın koordinatı eksi 1'e 0 oldu yani dostlarım. Bu parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisleri çarpımı. Bir eksi 1'de kesiyor. Bir de 7'de kesiyor değil mi x eksenini? Eksi 1 ile 7'nin çarpımı. Eksi 7 gelecek. Evet, 4 numaraya bakıyorum hemen dostlar. Yukarıdaki parabolün tepe noktası T. Dostum parabolün tepe noktası yani 3'ten geçtiğine göre diyorsun hemen simetri ekseni 3 olacak diyeceksin. Şu bizim simetri eksenimiz. Parabolün tepe noktasının apsisi. Tepe noktasını göstermek istersek 3'e bir şeymiş. Apsisi simetri eksenidir dedik. 3'müş simetri ekseni bu adamın. 3 o zaman bu tarafa doğru kaç birim parçaladıysa bu tarafa da o kadar parçalayacak. Yani şuralar eşit uzunlukta olacak. Peki 2 birim burada var. 3 de burada kendiliğinden var. 5. 5 birim de bu tarafa ben gideceğim. 3'ten öteye 5 git. 8'e ulaşırsın dostum. A 8'miş. Geldik buna. Bu ne diyor? Yine simetri ekseni çizilmiş. Bakın arkadaşlarım şöyle simetri ekseni çizilmiş. F'de 9 verilmiş. 99. Şimdi 9 dediğiniz yer şurada. Kaç birim gitmişim ben buraya? 7 birim. F'de eksi 5'i soruyor. Eksi 5 dediğimizde burası
Yine kaç birim gelmişim bu tarafa doğru? 2'den geriye kaç birim gelmeliyim? 5 burada, 2 burada, 7 birim de geri gelmişim. 7 birim ilerisindeki kaça denk geliyormuş arkadaşlarım parabolümüzün üstünde? 99'a mı denk geliyormuş? 7 birim gerisi de 99'a gelecek çünkü simetri ekseni tıpkı ikinci soruda yaptığımız gibi f'de eksi 5 de 99'dur. Şimdi geldim son soruya. Ne diyor bu? C noktasının koordinatları verilmiş. AB'yi soruyor. Bu da bir paralel kenarmış. Tamam. Tepe noktası burada. Yani simetri eksenimiz şu arkadaşlarım. 6. Simetri ekseni bu. Şimdi simetri ekseni şu diklik indiği için burayı 2'ye bölecek. A diyelim buralara. Dostum 8'i vermiş bize. 8 dediğim şey şu C noktasının Y eksenine uzaklık. O halde şuranın tamamı 8. Peki şu kısım dediğim sadece 1 A'yı çıkarsam 8 eksi A. Ve bak bu kısım şuraya eşittir. Yani 6'ya eşittir dostum. O halde 8 eksi A eşittir 6. A eşittir 2 çıktı dostlar. Peki A'nın 2 olması DC kenarının 4 olması anlamına geliyor. 2, 2 daha 4. DC kenarı 4 ise AB uzunluğu da 4 birimdir diyebilirsiniz. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğunda cevabımız Ceyhan çıktı. Evet, bunu da hallettik arkadaşlarım. Şimdi gelelim 2 numaralı köşe taşına. Bakalım o ne diyormuş. Oo, bu garip bir şey. Ne yapacağız burada? Grafik çizimimizi istiyor arkadaşlarım. Şimdi böyle tabii ki üniversite sınavında böyle soru sorulmayacak arkadaşlar ama biz yine de çizelim isterseniz. Hani boş geçmemiş olalım bu köşe taşımızı. Grafiğini çiziniz diyor bize. Şöyle birlikte çizelim. Birinci grafiği çizelim. Fonksiyonun grafiğini çiziniz. Peki. Öncelikle şunu bulacağız. Tepe noktası bulunacak ilk iş arkadaşlarım. Parabol. Tepe noktası dediğimiz şeyin formülü eksi b bölü 2a'ya, bir de bu bulduğunuz eksi b bölü 2a'yı getirip fonksiyonda yerine yazıyorsunuz. F'in içine, yani bu fonksiyon içine eksi b bölü 2a'yı yazdığınızda bulduğunuz sayı da bizim tepe noktamızın ordinatı olacak. Hadi bir bulalım. Eksi b bölü 2a. Eksi b'miz 6 yapar. 2a'mız da 2 yapar. 6 bölü 2'den 3. Şimdi bu 3'ü de getirip yerine yazarsak tabii ki y'yi buluyoruz hemen. Yani ikinci bileşenini buluyoruz. Yazalım. 3 yazarsam 9. 3 yazarsak eksi 18 artı 5. Eksi 9. 5 daha eksi 4. İşte parabolünün tepe noktasını 3'e eksi 4 buldum. Yani 3 x üstünde, eksi 4 de y üstünde. 1, 2, 3. Eksi 4 de buradan bulduk. İşte parabolümüzün tepe noktası burasıymış arkadaşlarım. Tepe burada. Şimdi kollar da yukarıya doğru olacak. Onu nereden anladım? X karenin katsayısı artı ise kollar yukarıya. Eksi ise kollar aşağıya doğru olacak. Bir de şuna bakalım şimdi. X'e 0 verelim. Y'yi kestiği noktayı bulalım. X'e 0 verdiğinizde 0, 0, Y eşittir 5 çıkıyor. Demek ki Y'yi 1, 2, 3, 4... 5 noktasında kesiyormuş. Bunu da söyleyelim. Yani parabol buradan da geçecek arkadaşlarım. Bu noktadan geçecek. Tepe noktasından geçecek. Bir de şunu bulacağız dostlar. Y'ye 0 verip X'i kestiği noktaları bulacağız. Onu da şurada yapayım ben hemen. Y'ye 0 verdiğimde 0 eşittir X kare eksi 6X artı 5. Çarpanlarını ayırıyorum 5'e 1. Eksi 5'e eksi 1 diye ayırdım. X eksi 5'e x eksi 1 oldu çarpanları ki demek ki 5 ile 1 noktasında kesiyor. 5 burası, 1 şurasıdır arkadaşlarım. Bu noktalarda da kesiyormuş parabolümüz x ekseni. Hadi çiziyorum bakın şimdi parabolümü. İşte parabolü çizdik arkadaşlarım. Geçeceği noktaları biraz daha kalın yaptım ki iyice belli olsun diye. Hadi 2 numaradayız. Parabolünün grafiğini çiziniz diyor. Önce tepe noktasını bulalım. Tepe noktası neydi? Eksi b bölü 2a. Yani 4 bölü 2'den 2. Sonra bu 2'yi yerine yazıyorum. 4 eksi 8 oluyor 2 yazınca. Eksi 4'müş. Tepe noktasını bir işaretleyelim.
2'ye eksi 4. Şurada kesişiyorlar arkadaşlarım. 2 ile eksi 4. Şu nokta tepe noktası. Sonra x'e 0 verdim. 0, 0, y de 0 çıktı. 0'a 0 noktasından geçecekmiş. Şimdi y'ye 0 verelim. 0 eşittir. Burayı da x parantezinde x eksi 4 yazdım. X bir 0 çıkıyor, bir de 4 çıkıyor. X'imiz bir 4, bir de 0. 0'ı zaten işaretlemiştik. Bir de 4'ü işaretleyelim. Bir de buradan geçiyormuş arkadaşlar. O halde çizelim hadi parabolü. Kollar da yukarıya doğru olacak. Aha şöyle bir parabol çizilecek arkadaşlarım. 3 numaraya geldim. Parabolünün grafiğini çizeriz. Önce tepe noktasını bulalım. Eksi B 4 yapar. 2 A'dan 2 gelir. 4 bölü 2'den 2. 2'yi yerine yazalım. 4 eksi 8 4. 4, 4 daha 8, eksi 8 de buradan geldi 0. 2'ye 0 noktası tepe noktasıymış. Demek ki tam şuradaki nokta tepe noktası arkadaşlarım. Bu 1. Şimdi x'e 0 verdim. 0, 0, y'yi 4'te kesiyor. Y'nin 4 olduğu noktayı işaretledim. Buradan geçecek. Bu 2. Bir de çarpanlarını ayıracaktık. Eksi 2'ye eksi 2 diye ayrılalım. X eksi 2 çarpı x eksi 2 geliyor arkadaşlarım. Yani x de 2 çıkıyor burada. Bir de x 2, y'si 0 olan bu noktadan geçecek. İşte parabolümü çiziyorum kardeşlerim. Kollar yukarıya doğru. Aha böyle bir parabol oldu. Hadi getirin bunu çiziyoruz şimdi. Bakın burada x karenin katsayısı eksi olduğu için kollar bir kere aşağıya doğru olacak. Önce tepe noktasını bulalım. Tepe noktası. Eksi b bölü 2a. Eksi b'miz eksi 2 bölü 2a'mız da eksi 2'dir arkadaşlarım. Eksi 1 olduğu için katsayımız 1 çıkar. 1'i yerine yazarsak 1'in karesi 1. Eksi 1, 2, 3 daha 5. 5 eksi 1'den 4. 1'e 4. Şurada 1. Y'den de 4'ü bulduk. İşte parabolümün tepe noktası burası. Şimdi x'e 0 verdim. Y'yi 3'te kesiyormuş. Y'yi de 3'te kesecek. 3 de şu nokta. Demek ki bu noktadan geçecek parabol. Yani az çok belli oldu. Parabolün şekli şöyle bir şey olacak arkadaşlarım. Şöyle geliyor şimdi parabol. Peki bakalım nereden geçecek bir de. Y'ye 0 verelim. X'i bulalım bir de arkadaşlarım. Y'ye 0 verdiğimde her tarafı bir de 0 ile çarpayım. Yine 0 eşittir. X kare eksi 2x eksi 3 olur. Çarpanlarını ayırıyorum 3'e 1. Eksi 3 diyorum bunu arkadaşlarım ki toplamları da eksi 2'yi versin. O zaman x eşittir eksi 3'ten şurada eksi 3'ten bir de y yok x eşittir 3'ten pardon çok özür dilerim. Çünkü burası ne oluyor şöyle yazayım x eksi 3 çarpı x artı 1 ya burası. 0 eşitliyorum bir 3 bir de eksi 1 buluyorum. Bir 3'ten geçecek parabolü bir de eksi 1'den geçecek şurada bir yerde arkadaşlarım eksi 1'de. Bunlardan geçecek. Yani şöyle bir parabolmüş bu. Şöyle bir şey. Evet. Zaten simetri eksenine de dikkat edin. 2 birim burası, 2 birim burası olacak. Buna da dikkat edin. Evet, şuna geldik. Bakın yine parabolümün kolları aşağıya doğru. Önce tepe noktasını buluyorum. Eksi B, yani 8, eksi 8, bölü 2A, eksi 4 yapar. Eksi 8 bölü eksi 4'ten, eksi 8 bölü eksi 4'ten 2 geldi. Absisimiz 2. Şimdi 2'yi yerine yazalım. 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 8 yapar. 2 ile çarpıyorum arkadaşlarım. 16 yapar. Artı 16. Eksi 6. 10. 8 çıktı. O da 2 geldi. 2'ye 2. Şurada kesişiyorlar. Tepe noktamız burası oldu. Ve kollar aşağıya doğru olacak. Unutmayın dostlar. Şimdi x'e 0 verelim. 0, 0. Y'yi eksi 6'da kesiyormuş. Y'ye eksi 6 diyorsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuradan da geçecek. X'e 0 verince Y'ye eksi 6'da kesiyor. Sonra Y'ye 0 verdik. Y'ye 0 verince bir de 0 ile eksi ile çarpalım. 0 eşittir 2x kare eksi 8x artı 6. Çarpanlarını ayırıyorum. Hatta hepsini 2'ye bölelim isterseniz öncelikle. 2'ye bölersek 0 eşittir x kare eksi 4x artı 3. Eksi 3'e eksi 1 diye çarpanlarını ayırdım. X eşittir bir 3 geldi. X eşittir bir de 1 çıktı burada. Demek ki parabolü
şöyle bir parabol oldu. Evet, geldik sonuncusuna. Altıncı sorumuz. Fonksiyonun grafiğini çizin diyor. Hemen çizelim arkadaşlar. Önce tepe noktasını bulalım. Tepe noktası eksi b 0 olduğu için 0 bölü sayıdan 0 geldi. 0 yerine yazarsanız da eksi 4 çıkıyor y'miz. 0'a eksi 4'müş tepe noktamız. Eksi 4 noktası da şurasıdır. Tepe noktası burada arkadaşlar. Kollar yukarıya doğru olacak bir kere. Hemen çizelim. X'e 0 verelim. Y'yi kaçta kesiyor bu kerata? Eksi 4'te kesiyor y'yi. X'e 0 verdiğimizde. Peki y'ye 0 verdiğimizde ne oluyor? 0 eşittir x kare eksi 4. Hatta 0 eşittir x eksi 2 çarpı x artı 2'den bir 2 bir de eksi 2 geliyor. Bir 2 bir de eksi 2'de kesiyormuş arkadaşlarım x'i de. Şöyle bir parabol oldu. Hepsini çizdik arkadaşlar. Üşenmedik. Hepsini gömdük. Şimdi üçüncü köşe taşımızı alalım önümüze. Bir de bunu çözmeye çalışalım kardeşlerim. Evet. Birinci sorumuz. Parabolünü çiziniz diyor yine. Bakın bu biraz daha kolaydır. Parabolün böyle toplanmış, tam kare halinde yazılmış ifadesidir. Yine bu özel bir denklemdir arkadaşlarım. Burada şunu bileceksiniz. Şöyle yazıldığında y eşittir x eksi r'nin karesi artı k. Yani parabolün şurası tepe noktası dediğimiz nokta r'ye k diye gösterilirse şurada yazan sayı r'miş, şurada yazan sayı k'ymiş. Yani bunu bir daha açıp da düzenlemeye gerek kalmadı arkadaşlarım. R ile k'yı buldum direkt. Demek ki benim r dediğim sayı 1, k dediğim sayı da 6 olacakmış arkadaşlarım. R dediğimiz sayı 1, k dediğimiz sayı 6 gelmek zorundaymış. O halde tepe noktası 1'e 6, 1'e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradaki şu nokta kesiştikleri 1 ile 6'nın kesiştiği nokta benim tepe nokta. Şimdi ne yapacaktık bir de? X'e 0 verelim, y'yi bulalım. X'e 0 verirsem eksi 1, eksi 1'in karesi 1, 6 daha 7 oluyor. Y'yi 7'de kesiyormuş arkadaşlar. Şurada da y'yi kesecek 7 noktasında. 3 aşağı 5 yukarı belli oldu parabolün şekli. Şöyle gidiyor işte arkadaşlarım parabol. Tamam mıdır dostlar? Kollarda yukarıya doğru gördünüz işte bunu. Peki. Geldik 2'ye. Fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor. Hemen önce tepe noktasını bulalım. R'yi bulalım. Tepe noktasının apsisini yani. Ne diyorduk kardeşlerim? Eksi b bölü 2a. Yani b'miz olmadığı için 0, 0 gelecek o zaman. R dediğimizde yerine yazdığınızda da eksi 7 geliyor. 0'ı yerine yazınca. Demek ki 0'a eksi 7 parabolümün tepe noktası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası eksi 7 noktasıdır. Burası tepe noktası. Kollar da yukarıya doğru olacak. Şöyle gidecek şimdi bu. Peki x'e 0 verdiğimde y'yi eksi 7'de kesiyor. Zaten öyle arkadaşlarım. Y'yi eksi 7'de kesiyor zaten. Bir de y'ye 0 verelim. Yani 0 eşittir x kare eksi 7. Eksi 7'yi bu tarafa attım. X kare eşittir 7. X eşittir kök 7 ve artı veya eksi kök 7 geldi kardeşler. Kök 7 şuralarda bir yerde işte. 2 ile 3'ün arasında bir sayı. Şuralarda. Biri kök 7, biri eksi kök 7. O halde parabol bunlardan da geçecek. Şöyle. Şöyle bir parabol olacak arkadaşlar. Peki. Geldik 3 numaraya. Hadi bunu konuşalım şimdi. Bakın. Yine aslında mevzu aynı. Burada bizim R dediğimiz şey 3, K dediğimiz şey 5 gelecek. Yani tepe noktası 3'e 5 olacak arkadaşlarım. 3 buradan, 5 de buraya alalım, 4, 5 de buraya alalım. Şurası tepe noktası oldu. Sonra X'e 0 verdim. X 0 ise eksi 3'ün karesi 9, eksi 9, 5 daha eksi 4. X 0 iken Y'yi eksi 4'te kesecekmiş. Şurada bir yerde eksi 4 dediğimiz nokta. Sonra bir de ne diyeceğiz? Y0 diyeceğiz arkadaşlarım. X'i bulmaya çalışacağız da çok da şey yapmaya gerek yok. Az çok belli oldu zaten. Hatta isterseniz bunu şöyle yapalım. Bir de o kısmı da görün arkadaşlarım. Biz bunu açalım isterseniz dostlar. Şöyle bakın. Eksi
Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ve ikincinin çarpımının 2 katı 6x artı 5 var bir de. Eksiyi de dağıtıyorum. Eksi x kare artı 6x eksi 9 artı 5. Yani eksi x kare artı 6x eksi 4 eşittir y. Parabolümüz burada dostlar. Şimdi tepe noktasını bir daha bulalım. Eksi b bölü 2a demiştik. Yani eksi 6 bölü eksi 2 geliyor. Eksi 6 bölü eksi 2'den 3 çıktı tepe noktasının apsisi. 3'ü de getirip yerine yazdığımda 3'ün karesi 9. Eksi 9. Şurası eksi 9. 3 yazarsam artı 18 eksi 4. Ne geliyor? 9 eksi 4'ten 5 geldi tepe noktasına. 1, 2, 3, 4, 5. Tepe noktası 3'e 5 çıktı. Şimdi eksi olduğu için x kare kollar aşağıya doğru olacak arkadaşlarım. Yani yine de 3 aşağı 5 yukarı şöyle belli oldu parabolümüz diyebiliriz dostlar. Peki geldik buna. Bunu da açalım kardeşlerim isterseniz hemen. Şurada 2 var. 2 bir dursun. Şunu bir dağıtıyorum. X kare artı 1 artı 2x. Bir de eksi 7 var. 2 ile dağıtalım içeriye. 2x kare artı 2 artı 2x eksi 7. Düzenliyorum şimdi. 2x kare artı 2x eksi 5 eşittir y. Bu benim parabolüm. Şimdi ne yapacaktık? Tepe noktası. Eksi b bölü 2a. Eksi b eksi 2 yapar. 2a da 4 yapar kardeşler. Eksi 2 bölü 4. Yani eksi 1 bölü 2 imiş tepe noktasının apsisi. Eksi 1 bölü 2. R'si. Şimdi k'sını bulalım. Getirip bunu da yerine yazarsak kardeşler ne olacak? Eksi 1 bölü 2 yazalım şimdi. X eksi 1 bölü 2 artı 1'den 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 2 ile çarparsam 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2'den de 7'yi çıkartırsak 14, 1 çıktı. 1'den 14 çıktı. Eksi 13 bölü 2 geliyor. Eksi 13 bölü 2 de R'si oldu. Hemen işaretleyelim. Eksi 1 bölü 2 şurası. Eksi 13 bölü 2 6,5 gibi bir şey yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Şurası da işte 6,5 dediğimiz eksi 6,5. Tepe nokta burası. Şimdi ne yapacağız? X'e 0 vereceğiz, Y'yi bulacağız. X'e 0 verelim. 0, 0, Y eksi 5 çıktı. Demek ki Y'yi eksi 5'te kesiyormuş arkadaşlarım. 6,5, 6, 5. Şurada bir yerde kesiyor Y'yi eksi 5'te. Şöyle belli oldu zaten parabolümün şekli arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı bunun gibi bir şey. Hani çok isterseniz Y'ye 0 verip şuradan Y'ye 0 yazıp X'leri de kestiği noktayı bulabilirsiniz dostlar. Ben çok uzatmıyorum. Şekli az çok belli oldu çünkü. Y eşittir X kare parabolünü çiziyorum diyor. Onu artık ezbere çizmeniz lazım arkadaşlarım. Şuna bakalım. Yine tepe noktası bakın burada eksi 4. Buradaki de eksi 1. Eksi 4'e eksi 1. Eksi 4'e eksi 1. Tepe noktası şurası arkadaşlar. Şu nokta tepe noktası. Sonra x'e 0 verip y'yi kestiği noktayı bulalım. X'e 0 verelim. 4, 16. 16'dan 1 çıktı. 15. 15'te falan kesiyormuş y. Şöyle yukarılarda bir yerde bir 15 noktası var. Şöyle gidiyor yani parabolümüz arkadaşlar. Bir de bu taraftan böyle gidecek. Parabolün şeklini burada da çizmiş olduk. Evet arkadaşlarım bu üçüncü köşe taşını da gömdük. Yalnız burada bir duralım. Bayağı bir zaman yedik. Bir sonraki videoda da yine bir 3 çözeriz. Öyle devam ederiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar videonun içerisinde de göreceksiniz kardeşlerim. Dördüncü köşe taşının altıncı sorusunda bir takıldık orada. İşlem hatası yapmışız. Onu bir düzelteyim istedim ilk başta. Şurada bir şu soruyu çözerken altıncı soruyu bir işlem hatası yapmışız dostlarım. Biz 2m artı 4 almışız delta'yı yazarken. Halbuki 2m eksi 4 olacak arkadaşlarım. Burayı artı görmüşüz biz. 2m eksi 4 olacak. Şurası
Şimdi bundan sonrasını bir daha yapayım ben. Hatta soruyu baştan bir daha komple çözeyim artık arkadaşlar. Şimdi dedik ki y eşittir 0 doğrusu demek x ekseni demektir ve x eksenine teğet olduğunu söylüyor bize. X eksenine teğet olduğu zaman delta eşittir 0 yapıyoruz. Ya kısaca böyle yapacağım ya da şurayı 0'a da eşitleme muhabbeti var arkadaşlarım. M'i yani 2 bulacağız biz. Delta diye başlamıştık soruyu çözerken, o yüzden yine delta diye devam edeceğim ben. B kare yani şuranın karesi 2m-4'ün karesi. İşte hatayı burada yaptık. Artı 4'ün karesi dedik. Eksi 4 çarpı A M artı 1 çarpı C. Bunun C'si yani sabit sayısı 0 olduğu için 0 diyorum. Eşittir delta 0 olacak. Peki şurası komple 0 oldu arkadaşlarım. Yani şurası da 0 oldu. Neyin karesi 0? 2m-4'ün karesi 0 ise 2m-4 de 0'dır. M eşittir buradan 2 çıktı. Şimdi fonksiyonda M gördüğümüz yere 2 yazalım ve fx'i bir daha düzgünce yazalım. 2 yazarsak 3, 3x kare geliyor. 2 yazarsak zaten burası 0 oluyordu. Fonksiyon bu hale döndü. Şimdi benden de ne istiyordu? F'de 2. 2 yazın x gördüğünüz yere. 2'nin karesi 4, bir de 3 ile çarptık. 12'yi paketledik Goberler. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Şu anda saatin kaç olduğunu söylersem dudağınız uçuklar herhalde diye düşünüyorum. Saat bayağı bir geç. Hani bitirelim istiyorum bir an evvel ki AYT'sine başlayalım bunun. Geç saatte çözünce de böyle sıkıntıların çıkması normal. Ama hatamızı düzelttik. Hadi bakalım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Siz bu videonun devamını dinleyin arkadaşlarım. Kolay gelsin. Evet Goberler. Şimdi... Parabol testimizdeyiz hala. 35. ünitedeyiz. 4. köşe taşında kalmışız. Hemen burayı da bir öğrenmeye çalışalım dostlar. Şöyle başlayalım ilk sorumuzda. Parabolü x eksenini teğet olduğuna göre diyor. Şimdi eminim köşe taşında da kural yazılmıştır arkadaşlarım. X eksenine teğet demek deltası eşittir 0 olacak demek. Yani parabolün şekli şöyle bir şey olabilir mesela. Bakın x eksenine bir noktada değiyor. Hatırlayın ikinci dereceden denklemi. Demek ki bu adamın bir tane kökü var. Aslında iki kökü var ama çakışık iki kökü var. Aynı iki kökü var. Çift katlı iki kökü var diyorduk. Ve bunları duyduğumuzda da delta eşittir 0 yapıyorduk. Şimdi parabol dedi arkadaşlarım. X eksenine teğet demek bir kökü var ya da iki tane aynı kökü var demek ya da işte x eksenine teğet çift katlı çakışık demektir dostlarım. O halde delta'yı bir bulalım. B kare şurası B dediğimiz yer. Şurası C. Şu da bizim A dediğimiz ifade. B kare yani 2m'in karesi 4m kare eksi 4 çarpı A yani m eksi 2 çarpı C yani m artı 1. Ne olacakmış? Eşittir 0 olacakmış. Hadi şimdi 4 parantezine aldığımızı düşünelim. 4 parantezine alırsak bunlar gidiyor her tarafı 4'e böldüğünde. Burada ne kaldı? M kare. Şimdi şurayı açalım bir de. Eksi şu kısmı açıyorum arkadaşlar. M kare geliyor bununla bunun çarpımı. Bununla bunun çarpımı artı M. Şu amcayla şu amcayı çarptık. Eksi 2M. Bir daha çarptık. Eksi 2. Bir de eksi var önümüzde. Şurada eksi var. Onu da dağıtalım şimdi içeriye. M kare. Eksi M kare. Eksi M. Artı 2M. Artı 2 olur. Eksiyi dağıtınca eşittir 0. M karelere bay bay dedim. Şurası M yaptı. 2'yi de bu tarafa gönderdik. Eksi 2 çıktı dostlarım. Evet. M'i bulduk. Bir bursaymış. Geldik 2'ye. Bakalım bu ne diyor. Parabolü x eksenini iki farklı noktada kestiğine göre diyor arkadaşlarım. Şimdi x eksenini iki farklı noktada kesiyor. Bu x eksenini kestiği şeyler bizim köklerimiz. İkinci dereceden denklemin kökleri. Yani x1 var, x2 var. Bakın iki farklı kökü var. Böyle olduğu zaman ne diyorduk biz? Delta büyük 0. Demek ki parabolde de x eksenini iki noktada kesiyor diyorsa...
delta büyük sıfır yapacakmışız. Bir noktada kesiyor, teğet diyorsa yani delta eşittir sıfır. Peki, şimdi iki noktada kesiyor, o halde delta büyük sıfır dedim dostlar. Hemen kardeşlerim deltasını bir bulalım. Şurası B dediğimiz yer, şurası A, şurada da C'miz var. Şu kısımda C arkadaşlarım. B kare eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı A yani 2 çarpı C. C'yi de şöyle eksi M artı 3 demiş. Öyle yazayım ben de. O şekilde yazdım. Büyüktür 0 dedim dostlarım. Şimdi hemen şu 16 burada dursun. Eksi 8 yapıyor şurası. Eksi 8 tane bu. Eksi 8 tane bu dediğim şeyi bu tarafa atıyorum. 8 tane eksi m artı 3 olarak buraya geçti. 8'e bölüyorum bir de. 2 büyüktür. Eksi m artı 3. 2'yi bu tarafa alalım. 1 kalsın. Eksi m'i bu tarafa alalım. M olsun. M 1'den büyük. M'in alabileceği en küçük birden büyük ya şimdi. 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur diye gidiyor bu böyle. En küçük 3 farklı tam sayı değerinin toplamı. 4, 3 daha 7, 2 daha 9 çıktı gobeller. 3 numaradayız. Şuna bakalım hemen. Parabolü x eksenini kesmediğine göre, kesmiyor arkadaşlarım. Yani x eksenine değmiyor bile. Şöyle bir parabol mesela. Bu ne demek? X eksenini kesseydi x'i kestiği noktalar köktü. Kesmiyorsa kökü yok. Kökü yokun karşılığı neydi bizde arkadaşlarım? İkinci dereceden denklemde ne öğrendik? Kök yokun karşılığı delta küçük sıfır. Hadi deltayı sıfırdan küçük yapalım. Eksi 10'un karesi yani b kare 100. Eksi 4 çarpı A'mız zaten A gelmiş. Çarpı C yani 5. Küçüktür 0. 100 burada dursun. Şurası eksi olduğu için bu tarafa atalım. Artıya dönsün. 20A olarak buraya geldi. Birer 0 sildim. Bir de 2'ye böldüm. 5 burada kaldı. Küçüktür A. A 5'ten büyükmüş. 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur gider böyle. En küçük tam sayı değeri galiba 6 çıktı değil mi dostlar? Evet, hemen aldık 4 numarayı önümüze. Evet, parabolü x eksenini teğet. Teğetse ne oluyordu şeklimiz şöyle bir kere. Ve böyle olduğu zaman bir noktada değiyor hocam. Çakışık kök var, çift katlı kök var, bir tane kökü var, aynı olan iki tane kökü var gibi. Delta eşittir 0 diyorduk. Hadi bulalım bunu. Deltamız b kare. Şurası b dediğimiz yer. Şimdi eksinin de karesini alacağım tabii ki. Artıya dönecek. O halde sadece m eksi 1'in karesi. B kare bu. Eksi 4 çarpı a'mız 2. C'miz de 2. Ne dedik? Eşittir 0. O halde m eksi 1'in karesi. Bunları bu tarafa atarsam 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Şimdi ya burayı açalım. İkinci dereceden denklem yapalım. M'in alabileceği değerlerin toplamını soruyor ya. Ya da şöyle yapalım arkadaşlarım. Neyin karesi 16? Ya 4'ün ya da eksi 4'ün. O halde M eksi 1 4'tür. Yani M 5 çıkar. M eksi 1 eksi 4'tür. Yani M eksi 3 çıkar. Çarpımlarını mı soruyor bize? Toplamlarını soruyor. 5'ten 3 çıktı. 2 bulduk sorunun cevabını. Şuna bakalım bu ne diyormuş. Parabolü x eksenine negatif tarafta teğet olduğuna göre diyor. Şöyleymiş yani bak tarafını da belli etmiş bu. Şurada teğet arkadaşlarım şöyle. X1 diyelim buna. Yani bir tane kökü var ama kök negatifmiş dostlar. Onu biliyoruz biz. Şimdi bir kere delta kesinlikle teğet olduğuna göre delta eşittir 0. Bir onu yazalım. B kare yani şuranın karesini alacağım. O da direkt M artı 4'ün karesi olacak. B kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 gelecek eşittir 0. Buradan da M artı 4 karesi eşittir. Bunu bu tarafa atarsam 36. Şimdi M artı 4 ya 6 M artı 4 ya da eksi 6. Çünkü ikisinin de karesi 36.
O halde m artı 4 eşittir 6 ise m eşittir 2 çıkar. M artı 4 eksi 6 ise m eşittir eksi 10 gelir. Şimdi bize m kaçtır diye bir soru sormuş. 2 mi? Eksi 10 mu? Şunları sildim bir kere. Ya bu ya bu. Şimdi bir tane seçeneğimiz var arkadaşlar. İkisi de şıklarda, hangisini seçeceğiz? İşte bunu da negatif tarafta demesi belli edecek dostlarım. Negatif taraftaymış. Şimdi demek ki bu adamın, hani m yerine eksi 10 yazalım da bir ondan sonra konuşayım ben. Eksi 10'u yazdığında şöyle olmuyor mu denklem? X kare eksi 10 yazıyorum. Eksi 10 4 daha ne geliyor dostlar? Eksi 10 4 daha eksi 6, bir de başında eksi var. Artı 6x artı 9 eşittir y. Şimdi parabolün denklemi böyle oldu. Peki bunun kökler toplamını söyleyin bakalım arkadaşlarım. Eksi b bölü 2a değil miydi? Yani eksi 6 bölü 2'den eksi 3 olmuyor mu dostlarım kökler toplamı? Yani negatif çıkıyor kökler toplamı. E bu adamın iki tane kökü var. İkisi de aynı. Mesela ikisi de eksi 1'e eksi 1 diye sallıyor. Kökler toplamı ne yapar bu durumda? Negatif olmak zorundadır. Kökler toplamının negatif olması gerekiyor. Çünkü negatif tarafta teğet arkadaşlarım. Pozitif tarafta teğet deseydi köklerin toplamı pozitif olması gerekiyordu. O halde deneyecektim. 2'yi yazınca mı pozitif geliyor kökler toplamı? Eksi 10'u yazınca mı geliyor pozitif diye bakacaktım. Şimdi şanslıyım. Eksi 10'u yazdım. Yazar yazmaz kökler toplamı negatif çıktı. E zaten ben de onu arıyordum. O halde cevap eksi 10'dur dedim. Gelelim şu sorumuza bakalım bu ne diyormuş. Fonksiyonu y eşittir 0 doğrusu ile teğet. Y eşittir 0 doğrusu demek x ekseni demektir arkadaşlar. X eksenine teğet olduğuna göre diyor. Yani sen yine ne yapacaksın? Delta eşittir 0 diyeceksin. Hani farklı bir şey yaptığımızı zannediyoruz burada böyle sorarak. Ama işte ÖSYM de yapıyor bunu. X ekseni demiyor da y eşittir 0 doğrusu diyor. O halde delta'yı 0 eşitleyelim. B şurası. A şurası, 0 dediğimiz yani C'nin olduğu kısımda 0'mış. O halde B kare yani 2M artı 4'ün karesi eksi 4 çarpı A yani M artı 1 çarpı C. E C'miz de 0'dı dostlarım. Hadi burayı eşittir 0 yapalım. E şurası zaten 0 değil mi kardeşim? Madem burası 0... ne diyeceğiz şimdi dostlar? Hani şurası da sıfıra eşit çıktı. Şimdi neyin karesi sıfır? Tabii ki sıfırın karesi sıfır. Madem ki sıfır olacak burası. 2m artı 4 sıfırsa sıfıra eşitleyin 2m artı 4'ü. M eşittir bu durumda eksi 2 çıkar. Hadi getirip m yerine eksi 2 yazalım. Fonksiyonu bir daha düzenleyelim. Eksi 2 yazarsam eksi x kare gelir. Eksi 2 yazarsam eksi 4 eksi 4 eksi 8 x gelir. Bana diyor ki f'de 2'yi bul. Hadi 2 yazalım x yerine. 2'nin karesi 4. 4 eksi 4 oldu. 2 yazalım. Eksi 8 ile 2'nin çarpımı eksi 16 geldi. Eksi 20 çıktı f'de 2. Bir yerde bir hata yaptık. Bir daha bakalım arkadaşlarım şimdi. Ne diyordu? Fonksiyonu y eşittir 0 doğrusuna teğet olduğuna göre. Madem ki teğet b kare. Eksi 4 çarpı A çarpı C. C'miz de 0 geliyor buradan dostlarım. Burası 0 oldu komple. Şurası da 0 olacak. Bir şeyin karesi 0. Neyin karesi 0? Tabii ki 0'ın karesi dedik. 2M artı 4'ü 0 eşitledik. Eksi 4, 2'ye böldük. M eksi 2 çıktı. Eksi 2 yazarsam eksi 2 artı 1'den eksi 1x kare geliyor. Tamam. Eksi 2 yazarsam, 2 yazarsam pardon, 2 yazıyoruz, biz eksi 2 yazdık, doğru. 2 yazarsam 4, 4 eksi 4'ten 0 geliyor burası, şurası yok yani kardeşim. Şimdi f'de 2'yi soruyor, x yerine 2 yazalım, 2'nin karesi 4, eksi 4. Hayda, yine bir sakatlık var. Nerede hata yapıyoruz yine? F'de 2 yazın diyor, 2 yazıyorum, 2'nin karesi 4 geliyor kardeşim. Başka da bir şey gelmiyor. Bir daha yapayım. Fonksiyonu ile y eşittir 0 doğrusu teğet olduğuna göre f'de 2 kaçtır diye bir soru sormuş. F'de 2. X yerine 2 yazacaksın diyor. Yazalım. 2 yazalım. Ama önce m'yi bulalım. M'yi biz kaç bulduk? Eksi 2 bulduk ya m'yi.
Eksi 2 bulunca eksi 2 yazacağım tabii ki yerine. Eksi 2 buldum. Eksi 4. Eksi 4 daha. Eksi 8x. Doğru, burası eksi 8x olacak arkadaşlar. Şimdi 2 yazalım. 2 yazınca eksi 16 geliyor. Eksi 2 yazıyorum m yerine. Eksi 2 yazdım. Yok ya, bir hata var arkadaşlar burada. Biz doğru yapıyormuşuz gibi geliyor bana. M'ye eksi 2 bulduk. Eksi 2 yazalım. Eksi 4, eksi 8x. Eksi 4, eksi 4 daha. Eksi 8x. Burası tamam. M yerine eksi 2 yazalım. Eksi 2. Bir daha. Eksi x kare. O da tamam. Şimdi f'de 2'yi soruyor. 2 yazalım. Eksi 4, eksi 2'nin karesi eksi 4. 2 yazalım. Eksi 16. Ya muhtemelen burayı artı 16 diye gördüler burada arkadaşlarım. Şurasını eksi mi koydular artık, ne yaptılarsa. Bir basım hatası olabilir. Artı 16 eksi 4'ten 12 geliyor. Cevabı 12 demiş ya dostlarım. Ama bizim yaptığımız işlem doğru arkadaşlar. Evet, 4 numarayı da halledelim. Geçelim 5 numaraya şimdi. Bakalım ne diyor. Diyor ki parabollerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık 4 birim olduğuna göre. Şimdi önceki soruya taktım ya ben, bunlarda birazcık durgunlaşacağım kesin. Ne demiş? Parabollerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık 4 birim. Hadi şimdi bunun tepe noktasını yazalım arkadaşlarım. Bu adamın tepe noktası, hemen söylüyorum, A'ya B'ydi. Bu adamın tepe noktası, bak şunların yer değiştirdiğini düşün, eksi B'ye A gelecek arkadaşlarım. Diğer adamın da tepe noktası eksi B'ye A geldi. Şimdi hadi bunların arasındaki uzaklık. Zaten hocam şurada formülü de yazmış. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü yapacağız. Kök içinde A eksi B. A eksi eksi B. Yani x'lerin farkı. A eksi eksi B'den A artı B karesi artı B eksi A'nın karesi. Eşittir 4 dedik. Şimdi şurayı bir açalım ve her iki tarafın karesini alalım. Şöyle oluyor arkadaşlarım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı. Birincinin karesi, ikincinin karesi, eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir 16. 2ab ile eksi 2ab gitti. 2a kare buradan geldi. 2b kare de buradan geldi. Yani 2 tane a kare artı b kare 16. 2'ye de bölersek a kare artı b kare toplamını soruyor zaten. 8'i bulduk. Hemen geldik 2'ye. Parabolünün tepe noktasının ordinatı. Şimdi önce parabolün tepe noktasının apsisini bulalım. Nasıl buluyorduk? Tepe noktasının apsisini eksi b bölü 2a formülüyle buluyorduk. Yani eksi b dediğim x'in katsayısı. Eksi 6a ya. Eksi b olacağı için 6a bölü 2a. A zaten a gelmiş. X karenin katsayısı a'ydı. 2 tane a gelecek. Böldük 6 a'ları. 6'yı da 2'ye böldük 3. Bu tepe noktasının apsisi. R dediğimiz kısım. Tepe noktasını şöyle gösteriyorduk. R'ye k diye. R'nin bu bulunuşu böyle. K'yı nasıl buluyordum dostlar? R'yi getirip yerine yazıyorum. Yani x gördüğüm yere 3 yazınca da K'yı buluyorum. Yani tepe noktasının ordinatını buluyorum. X yerine 3 yazalım. 3'ün karesi 9A. 3 yazalım. Eksi 18A. Artı bir de 8A var. İşte bu tepe noktasının ordinatıdır. Ve bu da A eksi 20'ye eşitmiş. Düzenleyelim hemen. Şurası ne yaptı kardeşim? Eksi 9A yaptı. 8A daha eksi A yaptı. Eşittir a eksi 20'ye. Peki eksi a'yı buraya alalım 2a. 20'yi de buraya artı 20 olarak atalım. Bir de 2'ye bölelim hepsini gobeller. A eşittir 10 çıktı. Cevabımız Bursa geldi. Hemen 3. sorudayız. Parabollerinin tepe noktalarının apsislerinin farkının mutlak değeri. Oh da hop. Şimdi burada da şu dikkatinizi çeksin. Bakın parabollerin İkisinin de y eksenini kestiği noktalar aynı. Bu şu demek. Bu parabolde de x yerine 0 yazınca y bir sayı çıkıyor. Bu parabolde de x yerine 0 yazınca aynı sayı çıkıyor.
O zaman yapalım. X yerine 0 yazın bu parabolde. 0, 0, m artı 4 çıktı. Demek ki şurası m artı 4. Bunda da x yerine 0 yazdığımda 0, 0, 2m eksi 1. O halde burası 2m eksi 1 de olur. Yani m artı 4 eşittir 2m eksi 1'e. Hemen m'i bu tarafa attım, eksi 1'i bu tarafa attım. Bakın m ne çıktı? 5'e. 5'e eşit çıktı. Şimdi m yerine 5 yazarsak birinci parabolümüz şöyle olur. X kare, 5 yazarsam artı 2x, 5 yazarsam artı 9. Bu fx. Gx parabolü de şöyle oldu. X kare, m yerine 5 yazıyordum, eksi 10x, m yerine 5 yazarsam 10'dan 1 çıktı, artı 9. Parabollerin tepe noktalarının tepe noktalarını bulalım. Hemen bunun tepe noktası eksi b bölü 2a. Yani eksi 2 bölü 2'den eksi 1. Bunun tepe noktasını bulalım. Eksi b yani 10 bölü 2a 2. Bu da 5 geldi. Bize de diyor ki farkını alın diyor. Yani eksi 1'den 5'i çıkartın diyor. Eksi 6 yaptı. Mutlak değerini alın. O da pozitif olduğu için 6 yaptı. Dostlar, evet 4 numaradayım arkadaşlarım. Parabolünün simetri ekseni diyor. Parabolünün simetri ekseni x eşittir 4 doğrusu. Dostlar bir parabolün simetri ekseni demek o parabolün r'si demektir arkadaşlarım. Simetri ekseni bu. Peki parabolün simetri eksenini yani r'yi nasıl buluyorum? Eksi b bölü 2a. Peki eksi b, şurada zaten eksi olduğu için artıya döndü. Yani m artı 1 bölü 2a. A'mız 1 olduğu için 2'dir. Eşitmiş 4'e. İçler dışlar yaptım. M artı 1 eşittir 8 oldu. M eşittir 7 çıktı dostlar. Cevabımız denizli. 5 numaradayız. Fonksiyonunun alabileceği en küçük değer kaçtır diye bir soru sormuş. Dostlar önce bir r'yi bulalım da ondan sonra konuşalım. R'yi bir bulduk eksi b yani eksi 6 bölü 2a'dan eksi 3. Sonra k'yı bulalım dostlarım. Eksi 3'ü yerine yazıyorum 9 eksi 18 artı 17 geliyor. Eksi 9 burası. Eksi 9 17 daha ne yaptı dostlarım? 8 mi yaptı? Evet 8'de bunu bulduk. Şimdi bir parabolün, bir fonksiyonun alabileceği en küçük değer tepe noktasının ordinatıdır arkadaşlarım. Şimdi parabolü şurada çizdiğimi düşünsenize şöyle bir şey rastgele sallıyorum. Kolları yukarıya doğru bir parabol. Şimdi fonksiyonun en büyük değerini sorduğu zaman bize dostlarım tepe noktası şurası. Şurada bir tepe noktası var. Bunun y'sinin alabileceği şuradaki fonksiyonun en alt sınırıdır değil mi? Y değeri. Şuradaki k dediğimiz değer bizim fonksiyonumuzun alabileceği en küçük değerdir. Ha, kollar yukarıya doğru olsaydı tepe noktasının ordinatı bizim alabileceğimiz en büyük değer olacaktı. Bak en alt sınırı, en küçük değeri. Sonsuza doğru çıkıyor bu. En büyük değerini şuradayken bulamam. Kollar yukarı doğruyken en büyük değerini soramaz bana. Buradayken de en küçük değerini soramaz. En küçüğünü burada sorar. Kollar yukarı doğruyken en küçük şurasıdır zaten. O da k'ymiş arkadaşlar. Yani x tepe noktasının ordinatıymış. Yani cevap 8'miş dostlar. Geldik buna. Diyor ki fonksiyon parabolünün eksenleri kestiği noktalar verilmiştir. Buna göre y'nin alabileceği en büyük değer. Y'nin alabileceği en büyük değer... Yine kardeşlerim parabolün şuradaki değerini soruyor bize. Bakın bu parabolün simetri ekseni tam şuradan aşağı doğru iner. Bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Şurayı tam 2'ye böler 8 birim ya 4 bu tarafında 4 bu tarafında olacak. Şurası zaten 2 2 olacak. Yani şu nokta 2'ymiş. Yani mesela tepe noktasının ordinatı 2'ymiş. Apsisi 2'ymiş ordinatı da k diyelim bilmiyoruz. Peki neler yapıyorduk dostlarım biz şimdi? Bakın bu parabolün denklemini yazacağım ben. Kökleri eksi 2 ile 6 değil mi arkadaşlar? Y'yi nasıl yazıyordum? Bir a katsayısı var. Hani polinomlardan hatırlayın. Köklerini ne yapıyorduk? Bak eksi 2 birinci kökü. O halde x artı 2 bir çarpanı.
Hani kökü bulurken sıfır eşitliyorum ya. Sıfır eşit de bak eksi 2 gerçekten geliyor. İkinci çarpanı da x eksi 6'dır. Gerçekten sıfır eşitleyip 6 çıkıyor bak. Kökleri bunlar. Şimdi bu parabol 12 noktasından ki bu noktada 0'a 12 noktası demektir orijinali. Y 12, x 0'dır. O halde x yerine 0, y yerine de 12 yazarsam 12 eşittir a çarpı 0 yazın 2. 0 yazın eksi 6 olur. Eksi 12, 12 eşittir a çarpı eksi 12 oldu. Eksi 12'ye bölersem de a eşittir eksi 1 geldi. Yani parabolün denklemini yazmak istedikten sonra şöyle yazacağım. A eksi 1 ya, eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 6'dır. Bu benim parabolümün denklemi. Y'nin alabileceği en büyük değer diyor. Bak en büyük değer, en küçük değer sorularında neye bakacaktım ben Gobeller? K dediğimiz ifadeye bakacağız. Hemen K'sını soruyor bana. Peki K'yı nasıl buluyorum? R'yi yerine yazarak. Peki x yerine 2 yazalım. Eksi 1 olur. Çarpı 2 yazarsam 4 olur. Çarpı 2 yazarsam eksi 4 olur. Eksi 1 ile 4'ün çarpımı eksi 4. Eksi 4 ile eksi 4'ün çarpımı da 16 geldi Gobeller. Evet bunu da hallettik arkadaşlarım. Şimdi geldik 6 numaralı köşe taşımıza. Hemen şimdi bir ayarlamasını yapayım da. Bakalım ne çıkıyor. Fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Bak görüntü kümesini şöyle bulacaksın kardeş. Şimdi bir x yerin şöyle yapalım direkt. Görüntü kümesini sorduğu için tepe noktasını bir şey bulalım. Absisini bulalım tepe noktasının. Tepe noktasını bir bulalım. Eksi b yani 4 bölü 2a'dan 2 yani 2 çıktı. Şimdi ordinatını bulalım. X yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 2 yazıyorum. Eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8 artı 17. Eksi 4, 17 daha 13 de bu çıktı. Şimdi 13'ü bulduk. Görüntü kümesini arıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Bir de 5 yazalım. Daha doğrusu 0'ı da yazacağım da 0'ı yazınca 17 geliyor. 5'i yazalım arkadaşlarım. 25. 20 oluyor burası 5. 5, 17 daha 22 çıkıyor. 13'ü buldum, 22'yi buldum, 17'yi buldum. En küçük değer bu değil miydi kardeşim? En büyük değerde 22 mi çıktı? 13 ile 22 aralığında diyeceksin hemen kardeşim. Geldik 2 numaraya. Fonksiyonun alabileceği en küçük değer kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi dostum, burada en küçük değer diye sorulduğunda hemen pat diye tepe noktasının ordinatı demeyin dostlar. Şöyle bir önce bir fonksiyonu bir açayım da ondan sonra konuşalım. Fonksiyonu bir düzgün yazalım. Dağıtalım şurayı. X kare artı x eksi 3 x eksi 3. Yani fx şuymuş arkadaşlarım. X kare eksi 2 x eksi 3 geldi. Hemen tepe noktasının bir absisini bulalım arkadaşlarım. Tepe noktasının absisi eksi b bölü 2a formülünden 2 bölü 2'den 1 çıktı. Şimdi neye bakacaksınız biliyor musunuz? Tepe noktasının absisi şu aralığın içine giriyor mu? Yani bu aralıkta mı 1? Eksi 2 ile 5 aralığında mı? Arasında mı? Evet bu aralıktaysa eğer ki bu fonksiyonun en küçük değeri tepe noktasının ordinatıdır diyeceğiz arkadaşlar. İşte şimdi tepe noktasının ordinatı diyebilirim. Eğer bu aralıkta değilse ne yapacağımız da muhtemelen bir soruda da öyle çıkar. Oraya da bakarız dostlar. Değilse de tekrar buraya geri dönüp çıkmazsa öyle bir soru burada söylerim tekrardan. Şimdi ne yapıyordum? Tepe noktasının ordinatıdır diyeceğim. En küçük değer çünkü bu aralığın içinde bir. Hemen ordinatı bulalım. Nasıl buluyoruz o k'yı yani? X yerine R'yi yazarak, 1 yazarak, 1'den 3 çıktı, eksi 2 çarpı 1, 1 daha 2, eksi 4 mü geldi dostlarım? İşte fonksiyonun alabileceği en küçük değer, eksi 4 çıktı. Peki şuna bakıyoruz şimdi hemen. Şöyle biraz yukarıya boşluk bırakalım. Fonksiyonu X'in hangi değeri için en küçük değerini alır? E dostum en küçük değeri neydi bunun? K. K'yı nasıl buluyorduk? X'in hangi değeri için K çıkar? X'in R değeri için K çıkar.
O halde bana R'yi soruyor bu direkt. R de nedir kardeşim? Eksi B yani eksi 4 bölü 2. 2 A'dan. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Şuna geldik 4 numaraya. Bir de yukarıdan ben bir odaklanmaya bakayım. Fonksiyonunun M kümesinin en büyük elemanı kaçtır diye bir soru sormuş bize dostum. Hemen şimdi bunun bir şeyini bulalım. Tepe noktasının apsisini bulalım. Eksi B yani eksi 2 bölü eksi 2A. Şey 2A yani eksi 2 geliyor. O da 1 mi çıktı? Şimdi 1'i de yerine yazıyorum. Eksi 1'in karesi eksi 1. Eksi 1'in karesi. 1'in karesi 1 de bir de başında eksi var eksi 1 oldu. 2 çarpı 1'den 2 eksi 19. Ne geldi burası dostum? 1. 1'den 19 çıkarsa eksi 18'dir. Sorumuzun cevabı gelmiştir. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer kaçtır diye bir soru soruyor. E dostum önce tepe noktasını bulacaksın demiştim. Tepe noktası bunun eksi 3'e eksi 7 mi geldi kardeşim tepe noktası? Peki apsis dediğimiz şey bu aralığa girdi mi? Evet eksi 3 bu aralıkta. O halde bu fonksiyonun en büyük en küçük değeri tepe noktasının ordinatıdır demiştik. Yani Denizli sorumuzun doğru cevabı. Geldik buna. Fonksiyonun maksimum değeri olduğuna göre, bak maksimum değeri var. Bak burası çok önemli, iyi yorumlayalım. Yani fonksiyon şöyle bir şey arkadaşlarım, şu halde bir şey olacakmış fonksiyonumuz. Maksimum değeri varmış, yani alabileceği en büyük değer var. O halde kolları bu şekilde aşağıya doğru olacak bunun. Fonksiyonun minimum değeri olur deseydi fonksiyonun en alt değeri var, en küçük değeri var demektir. Kollar yukarı doğru olacak demektir. Peki şimdi kollar aşağıya, maksimum değeri var çünkü. Kollar aşağıya doğruysa burası kesinlikle küçük sıfır demiş miydik? A'sı sıfırdan küçük olacak. O halde 2A eksi 6 küçük sıfır, 2A küçüktür 6, A küçüktür 3'ten diyeceksiniz dostlarım. 3'ten küçük sayıları sıralayın. 2, 1, 0, eksi 1 diye gider böyle sonsuza kadar. Bize neyi soruyor? En büyüğünü soruyor bunların. En büyükleri de 2'dir. Yani cevap Ceyhan'dır. Çıktı. Evet goberlerim. Bu tamamdır. 7 numaraya geçeceğiz. Ama onu da bir sonraki videoya saklayalım arkadaşlar. Acele etmeyelim. 3-3 gidecektik burada. Hadi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.